Günümüzden milyarlarca yıl önce evren daha oluşmamışken ve her sadece boşluktan ibaretken tek bir şey vardı. Kıvaminol ya da diğer bir ismiyle gerçekliğin kıvamı sicim Evet şu anda videoyu biliyorum. Çünkü videom ve kanalımı izleyenlerin birçok kanalıma abone değil. Bu yüzden şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca videoyu editleyen, daha doğrusu editine yardım eden arkadaşım Yusuf'un yani editörümün kanalını yorumlara sabitledim. Onun kanalına giderek Nekodoruk'tan geldik yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. LOL günlerden bir gün nedeni bilinmez bir karar aldı. Bu karar kendini iki zıt parçaya ayırmaktı. Bu iki zıt parça bildiğiniz gibi Ying ve Yang sembollerine konu olan beyaz ve siyah. Yani yaratım ve yıkım. Jimmy kendini ayırdığında büyük patlama gerçekleşti. Ve evren bir yandan oluşurken bir yandan da yok olmaya başladı. Evrenin oluşmasıyla yani Big Bang ile yaratma kıvamisi, evrenin yok olmasıyla da yıkım kıvamisi plak ortaya çıktı. Evrende her yeni bir fikir, varlık veya oluşum meydana geldiğinde ona ait bir kıvamide oluştu. Aşk kıvamisi, matematik kıvamisi ve doğa kıvamisi bunlardan bazıları. Evrimsel süreçle güneş ve gök cisimlerinin oluşmasıyla gezegenler belirmeye başladı ve milyonlarca gezegenin birinde şans eseri uygun dizilimler oluştu ve canlılık bakteri olarak kendini gösterdi. Sulak alanların genişlemesiyle canlılık arttı ve insanlığın ilk ataları denizlerden karalara çıktılar. Karaya ayak basan amfibiler zamanla ortam şartlarına göre evrimleştiler ve günümüz insanlar ortaya çıkmaya başladı. O insanlardan bir tanesi yani ulu büyücü o zaman kadar insanlık ve evrenle hiç etkileşime girmeyen soyut varlıkları yani kıvamilleri buldu ve mucize denen sihirli mücevherlerle onları somutlaştırdı. Böylece kıvamiler insanlarla etkileşime girebildi ve onlara yardım etmeye başladılar. Tarihten Kleopatra, Büyük İskender, Herkül gibi isimler mucizelerin gücünden yararlandılar. Zamanla mucizelerin sayısı arttıkça özelliklerine ve temasına göre sınıflandırılmaya ve mucize kutularında depolanmaya başladılar. Ve mucize kutuları da mucizevi tapınaklarda güvende tutuluyordu. Mucizevi tapınaklarda keşişler ve ana gardiyan tarafından yönetiliyordu. Günümüzden 180 yıl önce Tibet'teki tapınağa yeni öğrenciler alınacaktı. Ve keşişler kasabada ev ev dolaşıp uygun kişileri aradılar. Yollara Benkfu ile keşiştiğinde ailesinin ısrarıyla genç Fu gardiyanlık eğitimi almaya başladı. Birçok sınavdan başarıyla geçmesine rağmen son sınav yani mucize kutusuna yemek yemeden su içmeden 24 saat bakma sınavında hile yaptı. Fu açtığına dayanamadı ve ana mucize kutusundan tavus kuşu mucizesini kullanarak kendine bir his canavarı oluşturdu. Ancak his canavarı kontrolden çıkınca Fu'nun mucizelere duyduğu nefret yüzünden his canavarı mucizeleri yemeye başladı. Genç Fu onu çabucak yok edebilecekken bunu düşünemedi ve göz göre göre bütün tapınağın yok olmasına razı oldu. Keşişler genç Fu'yu tapınaktan çıkarttılar ve mucize el kitabıyla kalan son mucize kutusunu ona verdiler. Fu ondan kaçmaya çalışırken his canıvarı tapınağı çoktan yok etmiş ve Fu'nun peşinden geliyordu. Fu bu yüzden dikkatsiz davrandı ve bir yarıktan geçerken mucize el kitabını tavus kuşuyla kelebek mucizesini düşürdü. Geri dönüp onları alacakken buna vakti olmadığını hatırladı. Bu yüzden onları önemsemedi ve kaçmaya devam etti. Yarığa düşen mucizelerle birlikte is canavarı yani ziyafetçi de yarığın içine düştü ve lavlar onların üstünü kapattı. Fu zamanının büyük çoğunluğunu Londra'da ve Paris'te geçirdi. Hatta Meryem isimli bir kız arkadaş bile yaptı. Ancak mucizelerin keşfedilmesiyle devlet yetkilileri onun peşine düştü ve Fu sevgilisini bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Kılık değiştirip Paris'e taşındı. Kendisi kimliğini gizli tutup zaman geçirirken Londra'da da Graham de Wanali kralı ve kraliçesi çocuk sahibi oldular doğumdan bir tane ikiz kız çıkmıştı. Bunlardan biri Adrian'ın annesi olacak olan Emily, diğeri de Felix'in annesi Amalie. Amalie her zaman hanım hanımcık bir kızdı. Ancak Emily macera peresti ve onun bu tutkusu büyüdüğünde de bir gezgin olmasına yol açtı. Kral ve kraliçe soylarının devamlılığını yani varislik onurunu macera perest ikiz yani Emily'ye verdiler. İkiz yüzükler artık Emily'deydi. Emily ise Paris'te tanıştığı bir terziye aşık olmuştu. O terzi herkesin yakından tanıdığı ve ileride dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından biri olacak olan Gabrielle Grasse'ydi. Emily ve Gabe çok iyi anlaştılar. Zamanla sevgili oldular ve Emily iki yüzüklerden birini ona verdi. Böylece kısa bir süre sonra evlendiler. Diğer bir yandan da evin usta kızı Amalie savaş gazisi olan ve savaş lordu olarak anılan sert bir adam, yani Colt Fathom'la evlendi. Emily ve Gabe'in içindeki kaşiflik duygusu hala vardı. Hatta yakın arkadaşı Natalie ile de çok kez keşif yapmışlardı. Emily ve Gabe tanıştıktan ve birlikte olduktan sonra zamanının en ünlü moda tasarımcılarından biri olan Audrey Gabe'e yardım etti. Ve onun dünya cünlü bir moda tasarımcısı olma yoluna atılmasını sağladı. Bu yoldayken Gabe ismini Gabriel olarak değiştirdi ve soy ismini de Agres yaptı. Zaman ilerledikçe ünü arttıkça ve parası arttıkça Gabriel Eski arkadaşı Natalie kendini asistan olarak işe aldı. Ve Gabriel, Natalie Emily üçlüsü dünyayı gezmeye başladı. Bu gezilerin birinde Tibet'e Alp dağlarına gittiler. Orada bir çukurun içindeki parlayan nesneleri gördüler. Ve küçük bir araştırmadan sonra o nesnelerin gerçekten ne olduğunu öğrendiler. Ekip mucizeleri bulmuşlardı. Onları çıkarttılar ve karların arasındaki mucizevi el kitabını da buldular. Eve döndüklerinde ise mucizevi el kitabını deşifre etmeye çalıştılar. Böylece ellerindeki mücevherler hakkında bilgi alacaklardı. Ancak gardiyanların alfabesiyle yazıldığı için mucize el kitabını çözemediler. Bu yüzden de mucizeleri sık sık kullanmadılar. Kelebek mucizesi sorunsuz çalışıyordu. Ancak tavus kuşu mucizesi her seferinde arıza çıkartıyordu. Bunun sebebini ise dizide belirtmediler. Ancak bir teoriye göre 180 yılı aşkın bir sürede ziyafetçinin yaşaması mucizenin gücünü tüketti. Böylece mucize zayıflıyor ve kullananı da zayıflatıyor. Ziyafetçi demişken Gabriel ve ekibinin gelmesinden yıllar yıllar sonra lavların içinden ziyafetçi bulundu ve o taş çıkartıldı. Ziyafetçinin taşlaşmış bedeni müzede sergilenmeye başlayacak. Ta ki ziyafetçi bölümüne kadar. Gabriel tavus kuşu mucizesinin sorunlu olduğunu anlamıştı. Bu yüzden de onu kullanmayı yasakladı ve ekip mucize defterini bir süre kapattılar. Bunlar yaşanırken birazcık geriye gidelim. Birinci Dünya Savaşı İtalya'sına. O dönemde ailesinden zulüm gören bir kız vardı. Onun ismi Layla Rosi. Bu kız yine ailesinden zulüm gördüğü bir gecede odasında uyumaya çalışıyordu. Ancak odasında bir ışık belirdi ve bu ışık daha sonra bir portala dönüştü. Ardından da içinden biri çıktı. Mavi beyaz kostümü ve kırmızı saçlarıyla bu kişi Tavşan X'ti. Tavşan X zamanın çeşitli yerlerinden zulüm gören çocukları kurtaran bir kurtarıcıydı. Ancak kendisi 80 yaşına gelmişti ve oldukça yaşlanmıştı. Bu yüzden Layla'yı tavşan deliğine sokup günümüze getirdi. Böylece Layla 2006 yılında Şangay'a gelmiş oldu. Burada Milenyum yetimhanesinde çocukluğunu geçiriyordu. Orada tanıştı ve öz abisi olarak benimsediği Alex ve diğer kalan 120 çocukla büsbütün aile olmuşlardı. Günlerden bir gün yetimhanede yangın çıktı. Bu yangın kayıtlara Büyük Şangay yangın olarak geçecekti. Ve bu yangından yetimhanedeki çoğu çocuk ne yazık ki kurtulamadı. Ancak Layla ile Alex yanlarında 20 tane de çocuk kurtulmuştu. Bu çocuklar zamanla dünyanın dört bir yanındaki zengin aileler tarafından evlat edindiler. Alex Londra'da bir eve evlatlık giderken Layla da bir İtalyan büyük elçisine evlatlık olarak gitti ve Paris'te yaşamaya başladı. Okul çağına geldiğinde de ortaokul olarak François Dupont Lisesi'ne kayıt olacaktı. Tekrar agres yıllarına geri dönelim. Emily ve Gabriel çok uğraşmalarına rağmen çocuk sahibi olamadılar. Çünkü Grom'da vaneli ikizleri kısır yetişmişlerdi. Günlerden bir gün Emily yaşlı anne ve babasının torun isteklerine boyun eğdi ve kullanmayacağına söz verdiği mucizeyi yani tavus kuşu mucizesini kullandı. Bildiğiniz gibi is canavarları eğer öyle yaratılırsa doğup büyüyüp normal bir çocuk gibi yetişebilir, büyüyebilir ve ölebilir. Emily de böyle yaptı. Kendisi küçük Edri'nin amile kaldı. Hamileliğin ilk aylarında Gabriel olan biteni anlamıştı. Ancak artık yapacak bir şey yoktu. Ayrıca olan biteni anlayan tek oda değildi. Kendisi gibi kız kardeşinin de kısır olduğunu bilen Amali durumdan şüphelenmişti. Amali Emily ile konuştu ve onu mucizeyi kendisinin de kullanması konusunda ikna etti. Amali ailesinin gerçek bir çocuk istediğini ve onun onları kandırdığını söyledi. Yani bir nevi Emily'yi tehdit etti. Emily ise buna boyun eğdi ve Gabriel'ın mucizeyi onlara da verme konusunda ikna etmeyi başardı. Gabriel olan biteni bilmiyordu. Sadece karısının ısrarı üzerine tavus kuşu mucizesini Colt Fadım'a verdi. Gabriel her ne kadar zararları konusunda uyarsa da Colt kararlıydı. Tüyü kendi yüzüğüne koydu ve Felix'i yarattı. Eddie'nin ve Felix'in doğumu aynı anda oldu böylece. Emily'nin isteği de gerçekleşti. Emily ailesinin gözünde küçük düşmemek için doğumu aynı zamanda yapmak istemişti. Babasının sertliğine ve annesinin mükemmelliğine sahip Felix ve aynı zamanda annesinin ve babasının merak duygusunu, hoşgörüsünü taşıyan Adrian yetişirken aynı zamanda onlarla birlikte doğan Mayanet de büyüyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir gün Gabriel'in eski arkadaşı Anaximandre onun yanına geldi. Yönetmenlik yapan Anaximandre Gabriel'in arkadaşı Audrey'den hoşlanıyordu ve Gabriel'dan çöp çatanlık yapmasını istedi. Gabriel karısını filmde oynattığı için Anaximandre'ye saygı duyuyordu ve bunu kabul etti. Onları aynı ortamda sık sık bir araya getirdi. İkisi güzel anlaşıyorlardı ancak Audrey güç ve iktidar sahibi olmak istiyordu. Bu da Anaximandre'nin ismini Andre olarak değiştirmesine ve Paris Belediye Başkanı olmasına yol açtı. Daha sonrasında da dünyaya Chloe gelmiş oldu. Aslında Chloe'nin hikayesi bu kadar düz değil. Çünkü ortada çok büyük tilkilikler var. Öncelikle bir şeyden bahsetmeliyim. Audrey aslında evli. New York'ta bir tane kocası var ancak bir buçuk yıllığına iş için Paris'e gelmişti. Ancak Audrey iş yapmak yerine başka bir iş yapmıştı. Namı değer mercimeği fırına vermişti. Ve 9 ay sonra çocuk doğduğunda o çocuğu beğenmedi. Evet çocuğu beğenmedi. Bunun üzerine şeytanice bir plan kurdu Audrey. Emily'den ısrarlar ve ısrarlar üzerine tavus kuşu mucizesini aldı ve doğru New York'a kocasının yanına gitti. Kendisine his canavarlarını ve mucizeleri anlattı ve kendilerinin de bir tane yapmaları gerektiğini söyledi. Ve onu da bir şekilde ikna etmeyi başardı. Böylece New York'a gittiği günün gecesinde Zoe oluşmuş oldu. Aslında Andrea'dan olan çocuğuna Zoe ismini vermişti. Ve New York'a kocasından olan çocuğuna da Chloe ismini verdi. Ve iki bebeği de yer değiştirdi. Yani böylece kendi istediği gibi tasarlanmış olan kız yani Zoe ama aslında bizim tanıdığımız ismiyle Chloe kendisinin yanında kaldı. Ve istemediği kız yani Chloe dizi içerisindeki ismiyle Zoe New York'taki kocasının yanına gitti. Yani aslında gerçek Zoe Andre'nin gerçek kızıydı. Ve bu zamana kadar ayrı kaldılar. Çünkü Audrey New York'taki kocasından ayrılmak istemişti. Kızı ve kocasını orada bırakarak Paris'e Andre'nin yanına geldi. Diğer yandan Emily birkaç yıl önce Anaximander'in filminde oyunculuk yaparken tanıştığı Tomeo ile ilişkilerini geliştirmeye başladı. Ve Emily bir gün Tomeo ile Gabriel tanıştırma kararı aldı. Böylece yıllar sürecek olan ve dünyanın sonunu getirecek ittifak başlamış oldu. Tomeo geçirdiği talihsiz bir kazada gözlerini kaybetmişti. Bu yüzden de oyunculuğu sonlandırdı ve girişimciliğe başladı. Bu işte de güzel işler yaptı ve çok tanınan bir girişimci oldu. Gabriel da terslikten Audi sayesinde moda tasarımcılığına yükselmişti. Ancak hala kendine ait bir markası ve düzenli bir iş yoktu. Bu yüzden de yatırım bulması gerekiyordu. Eşinin ailesi yardımcı olsa da bununla yetinemezdi. Ve daha fazla para istiyordu. Bu yüzden de Tomoyo ile anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Tomoyo tavus kuşu mucizesini bir kereliğine mahsus kullanacak. Ve bir his canavarı oluşturacak. Bunun karşılığında da Gabriel'a tazminat ödeyecek. Böylece aşağı yukarı aynı zamanda Kagami de oluşmuş oldu. Kagami'yi oluşturan Tomoyo'nun eşiydi. Ancak Tomoyo büyük ölçüde kendi istediği tarzda bir çocuk yaratmıştı. Böylece ileride ona her istediğini yaptırabilecek ve korkunç bir diktatöre dönüşecekti. Yıllar birbirini kovaladı ve çocuklar büyüdükçe tavus kuşu mucizesini kullananlarda fiziksel hasarlar belirmeye başladı. Zamanla yatağa düştüler ve hayatlarını kaybettiler. Felix'in, Kagami'nin ve Zoe'nin babası Adrian'ın da annesi öldü. İçlerinden sadece Gabriel eşini gömmedi. On yerine onu özel yaptırdığı bir platformda evin altındaki bir lahitte tuttu. Etrafını ipek böceği bahçesi dizayn etti. Böylece gelecekteki şeytani planının zeminini attı. Felix ve Kagamin'in aksine Adrian özgür yetişen bir çocuktu. Ancak bu özgürlük annesinin ölümüyle son buldu. Gabriel eşinden kalan bir hatıra olduğu için Adrian'ın evden çıkmasına dahi izin vermedi. Ortaokul zamanındaysa Ezri'nin evden kaçtı ve geri geldiğinde babasını ikna etti. Böylece okula git gel yapmaya başlamıştı. Bunlar yaşanırken de yaşlı bir adamı araba kazasından kurtardı. Bu kişi mucizelerin büyük gardiyanı Wang Aynı şeyi menet yapmıştı. Böylece Menet Uğur Böceği mucizesinin yeni sahibi seçilirken Edri'nin de Karakedi mucizesine sahip oldu. Tabii ki mucizelerin dolaşıma girmesinin bir sebebi var. Bunun sebebi de Gabriel Agrest. Gabriel karısını geri getirmek için iki mucizeyi birleştirmesi gerektiğini öğrendi. Ve iki mucizenin ortaya çıkması için de kötü adam oldu. Böylece dizinin ana kötüsü Hulk Mod meydana geldi. Yetiştirdiği ipek böceklerini karanlığın gücüyle şeytanlaştırdığı akumalara dönüştürdü. Ve akumalarla insanları süper güçlü kötülere dönüştürdü. Birinci sezon boyunca hiçbir başarı elde edemedi. İkinci sezonda Natali katalizör olarak akumalayarak kendini de kızıl mod yaptı. Böylece sayısız akuma oluşturarak nihayet kazanmaya yaklaştı. Ancak Uğur Böceği 3 farklı mucize kullanıcısının da yardımıyla onu yandı. Uğur Böceği kelebek mucizesini tam alacakken Gabriel'ın şanslı yağvar gitti ve Natalie kırık tavus kuşu mucizesini kullanarak Mayura oldu. Mayura bir tüy ile Gabriel'ı yani halk motu kurtardı. O günden sonra da iki mucize yan yana sık sık kullanıldı. Ancak Natalie'nin sağlığı bozulunca artık Gabriel işleri hızlandırdı ve şans eseri mucize gardiyanın kimliğini ve yerini deşifre etti. Onunla yüzleşerek mucize kutusunu çaldı. Ancak mucize kutusunu akmaladığı Chloe'ye verecek kadar aklı yerinden gitmişti. Chloe'yi mucize kraliçesi oldu ve arılarla soktuğu herkesi, daha doğrusu arılarıyla soktuğu mucize sahipliğini bir araya toplayarak onları kahramana dönüştürdü. Böylece Uğur Böceği'ne karşı bir ekip oluştu. Uğur Böceği ise 3. sezon finalinde ejderha böceği oldu ve kara kediyi de kara yılan yaptı. Böylece Chloe'yi yendi ancak Ustafu, Halkmot ve Mayura'ya karşı yenilmişti. Bunun sonucunda da gardiyanlık el değiştirdi. Ve yeni gardiyan Meynet yani Uğurbaşı olurken Usta Fu'da da hafızasını kaybetti. Bunlar yaşanırken Gabriel gardiyandan çaldığı tabletle mucize kitabını deşifre etti. Böylece tavus kuşu mucizesini tamir ederek gölge mota dönüştü. Bir yandan da Layla ve Meynet'in arasındaki ilişki bozuldu ve birbirlerine düşman oldular. Layla Meynet'in hoşlandığı Edri'ne yakın olabilmek için Agres ailesiyle yakınlaşmaya başladı. Layla dördüncü sezon boyunca Gabriel hakkında çok fazla bilgi edindi ve onun bir müttefiği oldu. Gabriel ise bu süre zarfında çok çeşitli düşmanlar yarattı ancak başarılı olamadı. Sezon finalinde ise Uğur Böceği'ni risk aldırmaya zorladı ve Uğur Böceği risk aldı. Edri insandı Felix'e mucize verince kendi mucizelerini de kaybetti. Böylece Felix yani Flyer Midable mucize kutusunu çaldı. Sonra da mucize kutusu ve kendi yüzüğü karşılığında Gabriel'dan tavus kuşu mucizesini aldı. Felix Tavus Kuşu Mucizesi'ni kullanarak Argus olurken Gabriel tüm mucizelerle hükümdara dönüştü. Halk ise olan bitene rağmen Uğur ve Ceni destekledi ve hükümdar ilk hamlesini yaptı. Hükümdar tavşan mucizesiyle geçmişi değiştirmeye çalıştı ancak mucize açlığına yenik düştü ve tavşan mucizesini kaptırdı. Ardından da ittifak yüzükleri üzerinde çalışmaya başladı. Tamayo ile işbirliğine yanaşarak ittifak yüzüklerini piyasaya sundu. Böylece akumaladığı kişilere mucize güçlerini aktarabildi. Kendisi de hükümdar 2.0 oldu. Her geçen gün Uğur böceğini dağda köşeye sıkıştırdı. Bunlar yaşanırken de Layla ile iş kesti. Ve Layla Gabriel hakkındaki tüm gerçekleri zekasını kullanarak öğrendi. Sezon finaline doğru Felix ve Kagami Uğur böceğini yani Manet'e agresif hikayesini anlattı. Adrien ise çoktan Kagami ile Londra'daki hapishaneye gönderilmişti. Şimdi birazcık geriye gidelim yıkım bölümüne. Bu bölüm çok önemli çünkü bu bölüm içerisinde hükümdar çok büyük bir seçim yaptı. Ya tüm mucizeleri kaptıracaktı ya da hayatını verecekti. Kendisi ikinci seçeneği seçti. Böylece kara kedinin kedikli etkisinde kaldı. Koluna aldığı yara kolunun çürümesiyle sonuçlandı ve tüm vücuduna yayıldı. Yavaşça kömüre dönüşmeye başladı. Ayrıca yıkım bölümünün sonunda paralel evrenliğin varlığı keşfedildi. Ve kahramanlarımız paralel evrendeki ikizlerine yardım ettiler. Sezon finaline geri dönecek olursak Tomoya ve Gabriel büyük ittifak yüzüğü operasyonunu başlattılar. Bu operasyonun amacı dünya üzerindeki tüm ittifak yüzüğü kullananları bir süper köteye dönüştürmek. Böylece Uğur Böceni yenmek. Ve plan işe yaradı. Küçük bir hileyle ittifak yüzünü kullanan hemen hemen herkes mucizeciye dönüştü. Hükümdar ayrıca Uğur Böceni'nin kendisine verdiği şanslı tılsımdan yararlanarak onun kuantum izini sürdü. Böylece Uğur Böceni'nin yerini de şifretti. Bunlar yaşanırken Uğur Böceni de agres konağına girmişti. Ve Natalie'den gerçekleri öğrendikten sonra hükümdarın Gabriel olduğunu öğrendi. Uğur Böceği konakta fazla durmadı. Mucizecilerin kendi peşinde olduğunu anladığında Miyanet'e geri dönüştü. Agres mutfağında beklerken Plek kendi mucizesini ona getirdi. Bunu yaparken ses çıkartmıştı. Ve hükümdar Miyanet'in yerini buldu. Bu yüzleşme sırasında Miyanet kara dönüşerek onunla savaştı. Hükümdar kara böcekle savaşırken Tomeo mucizecileri dünyayı yok etmek üzerine konumlandırdı. Mucizecilerin karşısında dünya kahramanları vardı. Şanghay'dan Lady Ejderha, Amerika'dan da New York Birleşik Kahramanları onlara karşı mücadele ettiler. Ancak hepsi bir bir yenildi. Hatta bizzat gardiyanlık eğitimi almış Luca ve ekibi de başarısız oldu. Karaböcek ve hükümdarsa Karaböcek'in müdahalesiyle yeraltı platformuna indiler. Ve Karaböcek, Emily'nin yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine bir plan yaptı ve Gabriel'in mucizesini suya düşürdü. Bu sırada Gabriel hakkında her şeyi öğrenen ve onun ayrıcalıklarını kazanan Layla onları izliyordu. Mucize'nin suya düştüğünü görünce Layla Mucize'yi çaldı ve oradan ayrıldı. Kara böcek ise hükümdarı yemişti. ancak onun karşısında geri dönüşmek gibi bir hata yaptı. Daha doğrusu salaklık yaptı ve Gabriel arının gücüyle Mucize'yi ondan çaldı. Böylece uğur böceği ve kara kedi kıvamilerinin gerçek halini ortaya çıkarttı ve onları birleştirerek gerçeklik kıvamisi Jimmy'yi çağırdı kendisinin mutlak bir dilek şansı vardı ve kendisi Natalie'yi geri getirmeyi seçti. Bunun üzerine evren sıfırlandı ve Natalie'nin sağlığını kaybetmediği yeni bir evren oluştu. Ancak bu kısa sürdü çünkü gelecekten gelen Layla ve günümüzdeki Layla işbirliği yaparak Uğur Böce'nin kimliğini çözdüler ve ondan mucizeleri çaldılar. Uğur Böce ise onları durdurdu. Ancak bunu yaparken geçmişe müdahale etti. Böylece Gabriel geçmişte dilediği dileği farklı şekilde diledi. Bunun sonucunda hem Natalie hem de Emily tekrar hayata geldiler. Tabii ki dilek bununla sınırlı değil. Büyük ihtimal Colt, Kagami'nin babası ve Zoe'nin babası da tekrar dünyadalar. Çünkü Gabriel ilk bulduklarında tavus kuşu mucizesinin hasarlı olmamasını dilemişti ve bedeli olarak da kelebek mucizesinin hasarlı olmasını istedi. Böylece yeni sezonlarda hem yeni karakterler görmüş olacağız hem de Layla'nın hayatta kalma mücadelesini ve hırsını daha iyi işleyecekler. Evet şimdi sizlere elimden geldiğince mucizenin asıl hikayesini anlattım. Umarım beğenmişsinizdir eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.